Değerli katılımcılar, öğleden sonranın ikinci oturumunu açıyoruz. Oturumumuzda 5 tane konuşmacı hocamız var. Bunlardan ilki Profesör Doktor Ayşe İlker, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, 77 yılında Demirci Öğretmen Okulu'nun, 82 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dil ve Edebiyatı'nın kürsüsünü bitirdi. 1984 yılında Ersar Türkmenleri Ağzı başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını, 1992 yılında Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil adlı teziyle doktorasını tamamladı. Türkmen, Azerbaycan ve Gagöz Türkçesi çalıştı. Son yıllarda Manisa Ağızları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitesinde ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemiş. Pek çok bilimsel toplantıya katılmıştır. Kitaplar ve bilimseler makaleleri yanında yayınlanmış hikaye ve denemeleri vardır ve yazmaya devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir. Buyurunuz Ayşe Hanım. Değerli oturum başkanı, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Benim bu sunumum birleşik fiillerin oluşmasına Yunus Emre'nin özgün katkıları bildirimin özeti mahiyetinde hazırlanmış bir sunumdur. Hem Risalet-i Nusiye'de hem de divanda Yunus Emre'nin Türkçeyi pek çok bakımlardan özgün biçimde kullandığı kelime grupları görülmektedir. Gerek öğreticilik ve ders verme yönü ağır basan Risalet-i Nusiye'de, gerek çok derin duyuşların ifade edildiği divanda olsun, Yunus Emre'nin Türkçeyi çok hakim bir üslupla kullandığı ve sözlerini ana diline derin bir vukufiyetle inşa ettiği rahatlıkla söylenebilir. Yunus'taki kelime dağarcığı incelendiğinde fiillerin ve fiil gruplarının çok işlek olarak kullanıldığı ve şiirlerde akan, hareket eden bir çizgi olduğu fark edilmektedir. Yunus Emre'nin hayatı geçmiş ile gelecek ve doğum ile ölüm arasında bir yolculuk, seyahat olarak gördüğünü düşünürsek, hareketin ve gitmek, yürümek, varmakla ilgili kavramların bu şiirlerde sıkça tercih edilme sebebi de ortaya çıkar. Türkçe'de birleşik fiiller değişik etkiler ve yollarla oluşmuştur. Yayıldığı geniş coğrafya ve hem komşuluk yaptığı hem savaştığı uluslar göz önünde bulundurulduğunda Türkçenin ve karşısındaki yanındaki dillerin kuvvetli bir etkileşim sonunda geniş bir alıntı verinti varlığına sahip oldukları görülmektedir. Birleşik fiillerin özellikle bu karmaşık dil ilişkileri çerçevesinde oluştuğu düşünülürse, yazılı olarak takip edebildiğimiz Bengütaş muhitinden Uygur muhiti ve sonrasında İslam muhitine kadar pek çok çeşitlendiği ve böylece söz varlığının bu koşullukta arttığı bilinmektedir. Türkçenin anlam bakımından olmak, yapmak, bulunmak ifade eden fiilleri dile yeni giren adlarla birleşerek bu adların hayatın içinde, dilin içinde yaşamalarını sağlayacak gramatikal ve semantik dönüşümler geçirmiş ve bu yolla çok sayıda birleşik fiil türemiştir. Türkçe'de birleşik fiillerin 3 yolla oluştuğu bilinmektedir. Türkçe ve alınma adların yardımcı fiil haline gelmiş fiillerle birleşmesi, zarf fiil ekleriyle genişlemiş bir fiilin yardımcı fiile bağlanmasıyla oluşması, tasvir fiilleri diyoruz bunlara, ve sıfat fiil ve isim fiil ekleriyle kalıplaşmış adların yardımcı fiile bağlanması. Birleşik fiillerle ilgili olarak gramer kitaplarında pek çok bilgi yer almakta. Burada bu bilgiler tekrar edilmeyecek. Ancak dilin doğal akışında hem tarihi art zamanlı hem güncel eş zamanlı süreçte her an olmaya devam eden bir eğilime işaret etmekle yetinilecektir. Tarihi dönemlerde asıl fiil iken dilin imkanları içinde ve ihtiyaç çerçevesinde nasıl yardımcı fiil haline gelmiş yapılar var idiyse, günümüzde de asıl fiil oldukları halde yardımcı fiil olarak kullanılmaya başlanmış yapılar vardır.
tarihi dönemlerde nasıl en yakınımızdaki dillerden aldığımız adlar ve kavramlarla yepyeni fiiller oluşturduysak, günümüzde de Batı dillerinden geçen adlar ve kavramlarla yepyeni fiiller oluşturmaktayız. Yunus Emre'nin özgürlüğü işte bu noktada yatmaktadır. O, kendi çağında bir taraftan kendisine ve o günün toplumuna intikal etmiş gramatikal yapıları kullanırken, bir taraftan da özünün derin iç duyuşlarına ve muamma içinde kaldığı zihinsel ve düşünsel dalışlarına uygun sözleri bulmak için çabalamış, harcadığı bu çaba onu özgün hale getirmiştir. Çağdaşlarının ve kendisinden öncekilerin kullandığı etmek, eylemek, kılmak, olmak fiillerini o da yardımcı fiil olarak kullanmış. Onların isim artı yardımcı fiil kalıbında yabancı adlarla o dönemde Arapça ve Farsçadan girmiş kelimelerle yaptıkları birleşik fiilleri o da söylemiştir. Medet eylemek, nazar kılmak, gark olmak, şükür kılmak, kabul eylemek, vade yitmek, çare kılmak, zeval ermek gibi yapılar hem Yunus'un hem çağdaşlarının kullandığı birleşik fiillerdir. Ama şunlar Yunus'a özgüdür. Pervaz urmak, pervaz ururlar dembedem uçuban dosta gitmeye. Canı geçmek, tutulmadı Yunus, canı geçti tamudan uçmaktan. İbrete kalmak, İbrete kalmaz mısın yahut anlamaz mısın? Vazgelmek, her kim bu hali bilir, kendisinden vazgelir. Bunlardan başka Yunus, tasviri fiillerden farklı olarak bir zarf fiille, henüz bir yardımcı fiil haline gelmemiş, asıl bir fiille bağlanarak oluşmuş birleşik fiilleri, kainatı ve insanı müşahede ettiğinde, onlardaki hal, hareketi ve oluşları tavsif ederken çok ustaca kullanmıştır. Aşa gelmek, taşa gelmek, tala görmek, olu görmek, süre turmak, ide görmek, alı görmek gibi birleşik fiillerde çok yüksek bir hareket resmi vardır. Şu yapılar abi, tamamen gelsin. Özgündür. Terkin urmak. Bu terk etmek olarak söylüyoruz biz bu fiili, bugün birleşik fiili. Ama Yunus bunu terk etmek anlamıyla terkin urmak biçiminde söylemiştir. Aşık la mekan olur, dünya terkin urur. Dünya terkin uranlar didar göregen olur. Kulak urmak, bugün kulak vermek anlamında kullanıyoruz bu fiili. Okuna Kur'an-u Yasin, kulak urup dinleysin. Taca günahun yüyesun, tanla seher vaktinde tur. Gözün ırmak, gözünü uzaklaştırmak anlamında. Gönlüm dahi, canım dahi, el bir itti, şol ikisi. Yüz bin Yunus'tan feragat, dost yüzünden gözün ırmaz. Yunus Emre'yi belki de en özgün kılan aşağıdaki birleşik fiilleridir. Sözü pişirmek. Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Sözü usula düşürmek. Keleci kelimesi söz anlamında Moğolcadan geçmiş o Türkçe'ye. Kelecilerin bişir gül yaramazını şeşir gül. Sözün usula düşür gül, dime gül çağ ede bir söz. Bu örneklerden sonra şu bilgiyi aktarmak da gereklidir. Yunus Emre yeni söyleyişler ve yeni haller içinde olduğunu bilmektedir. Eydi verem ne kıldıgın benim ile ol dil pezir, her dem yeni şive ile beni yeni kılır esir. Yunus'u her bakımdan özgün kılan söyleyişleri kendi ifadesiyle ne elif okudum ne cim varlığındadır kelecim, bilmeye yüz bir müneccim, talihim ne ızdızdan gelir diyor Yunus. Bu mısradan da anlaşılacağı üzere onun sözü, kelecisi haktandır. Bu yüksek ilham ve duyuş sayesinde Türkçe adları ve fiilleri çok sağlam ipek ipliklerle örmüştür. Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür. Medeniyet çevresinin değişmesi, yeni medeniyete ait kelime ve kavramların
dile ve kültüre girmesi çok mühim bir sosyal ve psikolojik olgudur. Dahil olunan medeniyetin esaslarının anlaşılması, bunların fertler ve sosyal birliklere nüfuzu çok uzun zaman istemektedir. Yunus, bu medeniyetin kelime ve kavramlarını neredeyse yepyeni bir Türk duyuş ve düşüncesine dönüştürmüştür. İslam medeniyetinin Türk toplumunda kökleşmesi, Yunus Emre gibi üstün bir duyuş ve söyleme kabiliyetine sahip ana dili yaşatıcılarınca mümkün olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son söz Yunus'un olsun. Yürürsem önümdesin, söylersem dilimdesin, oturursam yanımdasın, ayrıkta ne pazarım var? Teşekkür ederim. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Zamanı, verimli, hatta iyi kullandığı için.